Kıymetli dostlar, bugün inşallah ele 54 farzdan bahsetmeye çalışacağız. Bundan önceki bir sohbetimizde 32 veya 33 farzı dile getirmiştik. İnşallah ileride bir başka sohbetimizde mükellef kimdir, efali mükellefin nedir konularını da ele alacağız. Efali mükellefin, mükellef olan kişilerin yapmaları gereken işler arasında farzlar ve haramlar çok önemli yer tutar. Aslında farzlar çok fazla. Fakat İslam alimlerinin Müslümanların hatırlarında tutmalarını kolaylaştırmak için öncelikle bilmeleri icap eden pek çok farzdan Allahu Teala'nın emirlerinden derledikleri 54 tanesine 54 farz deniliyor. Farzlar Elbette ki bu ele dörtten ibaret değil. Tabiinin büyüklerinden tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf alimi Hasan Basri Hazretleri ve yine fıkıh ve akaid alimi, tasavvuf alimi Kutbüddin izni ki ele dört farzdan bazıları şunlardır deyip bazı maddeleri saymışlardır. Fakat biz e, genel olarak bu 54 farzı e, şimdi mevzu bahis edelim. Onların sözleri de bu 54 farzın içerisine girmiş olacaktır. Birincisi Allahu Teala'nın bir olduğuna inanmak, onu hiç unutmamak. Helal yemek ve içmek. Yediği içti, helalden olacak Müslümanın. Abdest almak namaz kılacağı zaman, Kur'an-ı Kerim okuyacağı zaman, mescide gireceği zaman abdest alacak. Beş vakit namaz kılmak. imandan sonra en mühim farzlardan birisidir. Cünüplükten gusletmek. Boy abdest alması gerekiyorsa gusletmesi. Rızkın Allahu Teala'dan olduğuna inanmak. Rezzak-ı alem cenab Helal temiz elbise giymek, hakka tevekkül etmek, kanaat etmek, hatta el kanaatu kenzün la yefna, kanaat tükenmez bir hazinedir diye hadis-i şerif var. Allahu Teala'ya nimetlerini mukabilinde şükretmek. İbrahim Suresi Cellesinde Estağfurullah. Le in şekertum le ezidenekum ve le in kefertum in azabi le şedid buyurmuştur. Eğer şükrederseniz Ant olsun ki arttırırım. Ama nankörlük ederseniz o nimetler elinizden alır. Size de acı azap yaparım. Kazaya razı olmak. Kazaya ve kadere razı olmak. Belalara sabretmek. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı gibi sabır diye dillere destan sabırlar var. Günahlardan tevbe etmek. Allah rızası için ibadet etmek. Zaten kulların yaratılış gayesi Cenab-ı Hakk'a kulluk etmektir. Şeytanı düşman bilmek. Kur'an-ı Kerim'in hükmüne razı olmak. Ölümü hak bilmek. Estağfirullah kullu nefsin zaikatul mevt. süme ileyne turcaun. Her canlı ölüme tadacaktır. Sonra bize döndüreceksiniz. Anaya babaya iyilik etmek. Buna bir rülvalideyn deniliyor. Allah-u Teala'ya Şükrün yanında ana babaya şükür Kur'an-ı Kerim'de zikrolunur. Maruf'u emir ve münkeri nehyetmek. Bununla ilgili önceki bir sohbetimizde biraz bu konu üzerinde durmuştuk. Akrabayı ziyaret etmek. Emanete hıyanet etmemek. Daima Allahu Teala'dan korkup ferahı, şımarıklığı ve azgınlığı terk etmek. Allah'a ve Resulüne itaat etmek. Kur'an-ı Kerim'de Esnafü ve Atiyyullah'e ve Atiyyur Resul diye ikisi birlikte zikronur Allah'a ve Peygamber'e itaat ediniz. Günahtan kaçıp ibadetlerle meşgul olmak, Müslüman amirlere itaat etmek, Esnafü ve Atiyyullah'e ve Atiyyur Resul'e ve Ülil Emri Minkum diye emir var ayet-i kerimede. Aleme ibret nazarıyla bakmak, Allah-u Teala'nın varlığını tefekkür etmek, dilini fuşa ait kelimelerden korumak, kalbini temiz tutmak, hiçbir kimseyi maskaralığa almamak, böyle istisna etmek uygun değil. Harama bakmamak, gözleri haramdan korumak. Mümin her halde sözüne sadık olmak, kulağını münkerat dinlemekten korumak, İlim öğrenmek. Öğrenmesi. Farz-ı ayin olan ilimler var. farzı ı kifayi olan ilimler var. Müstahap olan ilimler var. İnşallah başka bir sohbetimizde ondan genççe bahsederiz. Tartı ve ölçü aletlerini hak üzere kullanmak. Allah'ın azabından emin olmayıp daima korkmak. Müslüman fakirlere zekat vermek ve yardım etmek. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek. Hatta akayet kitaplarımızda beynel havfi ve reca olacak mümin diye bir kayıt var. Korku ile ümit arasında olmak. Hatta şöyle de bir misal veriyorlar. Herkes cehenneme gidecek. Bir kişi cennete gidecek denirse o bir kişi ben olur muyum diye ümit edecek. Herkes cennete gidecek. Bir kişi cehenneme gidecek denirse acaba o bir kişi ben olur muyum diye korkacak nefsinin isteklerine tabi olmamak, Allah rızası için yemek yedirmek, kifayet miktar rızık kazanma için çalışmak, malın zekatını, mahsulün oşunu vermek, öşür, arazi mahsulatından verilen onda bir nispetindeki zekat, adetli ve loğusu olan ehline yakın olmamak, muameleyi zevciye de bulunmamak, kalbini günahlardan temizlemek, kibirli olmaktan sakınmak, bali olmamış yetimin malını hıfz etmek, kendisine emanet edilmişse yetim malı onu muhafaza etmek, genç oğlanlara yakın olmamak, yani gayrimeşru münasebette bulunmamak, beş vakit namazı vaktinde kılıp kazaya bırakmamak, zulümle kimsenin malını yememek, Allahu Teala'ya şirk koşmamak, hatta Ek ü Kebair denilen en büyük günahlardan. İnşallah başka bir sohbetimizde günah konusunu ele alacağız. O zaman buna da temas ederiz. Eşşirkü billah. Allah'a ortak koşmak. En büyük günahlardan. Zinadan kaçınmak. Şarabı ve alkolü içkileri içmemek. Yok yere yemin etmemek. İşte İslam işte alimleri, Müslümanlar bu 54 farzı hatırlarında tutsunlar diye Böyle formüle etmişler. 54 farz adını koymuşlar. Dinimizdeki farzlardan e, en önemli olan böyle 54 maddeyi sizlere arz etmiş olduk. Bugün bu bilgilerle yetinelim. Sizleri Allah-u Teala'ya emanet ediyoruz efendim.